her zaman buluştuğumuz bir kahveydi. Oraya abini gelirdi, abinin gelirdi, Mübin gelirdi. Bütün ressamlar en çok bu kahveye gelirlerdi. Onu geçer geçmez Rotond kahvesi var. O da o saydığım dört kahvenin biri. Yani bazı insanlar buralara gelirdi, bazıları öbür tarafa giderlerdi. Ama Fransız ressamlarının da bulunduğu, oturdukları, tartıştıkları, kavga ettikleri yerlerden biriydi. Ondan sonra önümüzde Dom kahvesi var. Dom kahvesi bunların içinde en lüks olanıydı, en seçkinlerin gidip geldiği yerde. Ve daha pahalıydı burası. Fikret'in burada bazı hikayeleri vardır. Fikret bir gün geliyor, burada bir şeyler ısmarlıyor. Sonra parasını veremiyor. Yaka paça buradan atılıyor dışarı. İşte meşhur Dom kahvesi bu. Tabii görüyorsunuz şimdi çok lüks bir lokanta oldu. O zaman böyle değildi. Sıradan insanların da gidebileceği bir yerdi ama Fikret oraya da pek gidemiyordu. Un sucrier, deux jambes croisées, les femmes, un sac à main, un trois quarts d'un tiron de Guerlain, les femmes, tout en croco, tout en tout pour là-haut, tout en croco, les femmes, je veux. Burada iki bar var. Önemli olan biri Boule Blanche, biri Venüs. Şimdi hala var mı bilmiyorum. Benim söylediğim 50 sene evvel. Biz o zaman böyle bara, yani gece kulüplerine gelecek durumda değildik. Nereden yani? Gelirimiz neydi, kaç para harcayabiliyorduk falan. Ama üniversitede, öğrenciydim ben o zaman, üniversiteden bize kart verirlerdi. Kart bedavaydı. Mesela bu barlar kaçta açılıyor geceliğin? Yani saat 10'da açılıyor ama müşteriler 11'de, 12'de gelmeye başlıyorlar. Bale var, çıplaklar var, kadınlar falan, böyle gayet ilginç şeylerdi. Ama turistler geldiği zaman burada bir kalabalık görsün istiyorlardı bar sahipleri. Ve üniversiteye bilet veriyorlardı. Üniversite öğrencileri oraya bedava geliyorlardı. O karttan geliyorduk. Orada bir içki, diyelim bir euro bile değildi, daha ucuzdu. Bir franktı yani. Bir euronun altında biri fiyatınaydı. Biz oturuyorduk. 5 kişi, 6 kişi dansa falan kalkıyorduk. Müthiş eğlenceli. Böyle bir canlılık oluyor. Turist de geldiği zaman bir de bakıyor ki burası Fransızların geldiği, gençlerin geldiği bir yer diyorlardı. Geliyorlardı. Şimdi ne oluyordu bazen? Arkadaş bir bira içiyor mesela, değil mi, o kuponla. Hızını alamıyor, bir bira daha isterse onun 20 misli fiyat geliyor. Yani birincisini sen yani bir franga içiyorsun, İkincisine 25-30 frank veriyorsun. Böyle kasık yiyenler de oluyordu. O yıllarda Paris sokakları bir açık hava atölyesi gibiydi. Özellikle Montparnasse ve Saint-Germain'in arka sokakları galeriler, atölyeler ve resim tüccarlarıyla doluydu. Paris tüm dünya sanatçılarının göz bebeğiydi. Kendini arayan, bulan, ismini duyurmak isteyen ya da çoktan ünlenmiş pek çok sanatçının ilk hedefi Paris'te olmaktı. Pek çok sanatçı da Paris'te var oldu. O yüzden pek çok Türk sanatçının da göz bebeğiydi Paris. Kimi devlet desteğiyle, kimi de devletten kaçmak için buradaydı. Ama Paris'te sanat çevrelerine kabul edilmek kadar hayata tutunmak da kolay değildi. Dosyasını kolunun altına alan Fikret Mualla da resimlerini modern sanatın doğduğu Rue de Seine sokağında ya da Bougie'deki pazarlarda satıyordu. Paris'in pazarları Mualla için sadece resimlerini sattığı değil, yaptığı yerlerdi de. Ne isterlerse onu yapıyorum. Geçen gün bir tanıdık iki natürmortla bir peyzaj sipariş etti. Şimdi onları hazırlıyorum. Mutlaka figüratif veya mutlaka somut yapacağım diye bir endişem yok. Ne isterlerse onu yapıyorum. Bütün akımların dışındayım. Boynunu eğ diyorlar. Eğmiyorum, yağma yok. Ne ileri gidiyorum ne geri. Orta yerde kalıverdim.
Bakın arkadaşlar, burası Bastille Meydanı. Bastille 1789 Büyük Fransız Devrimi'nin yapıldığı yer. Yani burada Bastille'de şu meydanda büyük bir hapishane var. Eski resimlerde görürseniz yüksek duvarlar. İhtilalciler buraya geliyorlar ve buraya saldırıyorlar. Burada kanlı çarpışmalar oluyor. Bastille yıkılıyor. Bastille yıkıldıktan sonra buradan bu caddeden, orası Rivoli Caddesi, oradan Louvre'a doğru yürüyorlar. Onun için burası çok tarihi bir yer. Sonra burada bu hapishanenin olduğu yer baştan aşağı yeniden yıkıldı ve buraya bir özgürlük anıtı yapıldı. Bu da bütün 1830'da yapıldı burası. Burası üzerinde de İsrail'de burada ölenlerin isimleri falan yazılı. Burada Paris'in eskiden çok gezilen bir yeriydi burası. Şimdi pek farkına varmıyor turistler. Başka yerlere gidiyorlar, buraya gelmiyorlar. Burada bir de pazar kuruluyor, pazar günleri. Şimdi oraya doğru gidelim yavaş yavaş isterseniz. Fikret benim bildiğim pazar yerlerinde dolaşırdı. Bu pazara da gelmiş olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Fikret'in resimlerinde buna benzeyen görüntüler de var. Şimdi bu Bastille Pazarı Paris'in en canlı pazarlarından biri. Çok kalabalık olur burası. Burada satıcıların bir kısmı Kuzey Afrikalıdır. Yani Faslılar, Tunuslular, Cezayirliler falan vardır. Pazarda böyle sebze, meyve çok çok ucuzdur yani. Bazı şeyler marketlerdekinin 1/3, 1/4 fiyatındadır buradaki şeyler. Bunlar, bakın şu gördüğünüz, mutlaka Kuzey Afrikalıdır. Bunlar herhalde Uzetü Liban, Lübnanlı, gördün mü? C'est pour la télévision turque. Oui, mais spécialité libanaise. Oui, qu'est-ce que vous vendez? Des... On vend des sandwichs falafel, végétarien, lahmacun, libanais. Bah, lahmacun. Finesse Beru. Et les baklava. Et baklava, görüyor musun? Bütün bunlar Lübnan tatlıları. Spécialité libanaise à Paris. Za'atar Zeyt. Ah, zeyt. Oui, zeyt, c'est-à-dire l'huile d'olive. Ah bon, zeytin. Oui. Zeytun. Zeytun, l'huile d'olive. Ah bon, tiens, je ne savais pas. Bon, allez, bon courage. Bonne journée. Yani şimdi Lübnan'da zeyt, zeytinyağı demekmiş. Zeytun, zeytin demekmiş. Ben zeytin, zeytinyağı olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Görüyorsunuz işte burada her milletten insanlar var. Ve pazar çok renkli ve çok canlı. Bu arkadaş Bulgaristan'dan gelmiş. Bulgaristan'ın Sofya yakında bir köyden. Ama diyor ki bizim köyde çok Türk var diyor. Ve Türkçe konuşmasını da biliyor. Bu pazarları buraya gelir. Bundan biz ahbaplık ederiz. Türkçe şarkılar, türküler söyler. Söyle bakalım şimdi Kırmızı Dakika'yı. Tuna boyunda yeşil çadır. Çadırın altında oynar Zineyebi. Mavi mantusu, sarı fistan.